Herkese merhaba. Bir yolculuğa daha çıkıyoruz. Merhaba. Bugün iki günlüğüne İstanbul'a yakın ama izole ve çok tatlı. Yani biz fotoğraflardan bayıldık. Çok güzel bir bungalova gidiyoruz. İki farklı tipinde kalacağız. Yolda anlatırız. O zaman şimdi bir kasaba gidelim. Peki sen şimdi orada bana yemek yapacaksın diye söz verdin. Evet. Ne olacak? Kuzu, arka kol mu? Ön kol. Arka kol ne oluyor? Niye ön kol yani? Kuzunun niye ön kolunu alıyoruz? Öyle dedi annem. Daha mı iyi oluyormuş? Öyleymiş. Bak bunu araştırmamız lazım. Bilenler de söylesin. Kuzu ön kol. Ön kol. Demek ki daha mı şey oluyor? Türkistan pilavı yapacağım orada. Çoktandır karbonhidrat yemedik. Yani efor harcanan geziler dışında yemiyoruz. Allah'ım pilav, ya. Şu bu bunu, makarna. Bunu kendini inandırıyor ama gerçek mi bilmiyorum. Ay çok dikkat ediyoruz. Neyse, bu arada farkındaysanız pars yok. Evet. Mevlüt abiye bırakıyoruz. Sağ olsun, ona kendi kedisi çocuğu gibi bakıyor. İçeceğimiz yerde alerjik insanlar daha önce gelip rahatsız olduğu için artık hayvan kabul etmiyorlarmış. Olsun, biz de mini bir balayına çıkmış gibi oluruz çocuğu arkada bırakan. Da bırakan, da bırakan. Da bırakan. Nasılsın abi? Allah'a çok şükür abicim, sağ ol. Sen nasılsın, iyisin inşallah. Bizdeyiz, maşallah. Et almaya geldik. İyi yapmışsın, ne mutlu sana valla. Kuzu ön kol diyor. Niçin kuzu ön kol? Kolu bir çok ya. Hadi ya. Vallahi. Ne yapacaksınız ki? Türkistan pilavı. Yok. Yok, etli. Yok yok. Kemikli bir şey yapacaksın. Yok, sadece et. Et olarak vereyim ben sana. Kemiksiz kuzu butundan vereyim böyle güzel. Tamam. Kuzu ön kol mu? Yok, but kısmı ama yumuşak yerinden vereceğim. Tamam. Tamam. Kuzu ön kol daha mı iyi normalde? Yok, fark eden bir şey olmaz. Tabii onun lezzeti daha başka ama but da ayrı görevi görür Allah. Tamam. Yaklaşık 2 saat yolculuğumuz var. Hadi diyelim 2,5 saat. Bizim arabayla. Bizim arabayla. Vardığımız noktada arayacağız onları ve onlar bizi yönlendirecekler. Tam evin olduğu konumda inmiş. Nereye mi? Söyleyeyim mi? Söyle. Dağ evim Sakarya'ya gidiyoruz. Arıyor. Alo. İlgin Hanım, merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Merhabalar Burak Bey. Nasıl? Geldik mi? Geldik, şu anda Doğançay Şelalesi Tabiat Anıtı'nın önündeyiz. Tamam. Şimdi soldan Kamışlı'ya yol veriyor. Evet. Sağdan Şelale 2 kilometre diyor, soldan Kamışlı 5 kilometre diyor. Evet. Kamışlı istikametine giriyoruz soldan. Evet. Bundan sonra 3 kilometre yaklaşık Çakıllı yolumuz kaldı. Tamam. Bundan sonraki yol ayrımlarında hep sağı takip ederek direkt evlerin olduğu bölgeye geliyoruz. Sağı takip ediyoruz. Yol ayrımlarında hep sağı takip ediyorum. Evet. Önce sol Kamışlı. Tamam. Sonrasında hep sağı takip ederek geliyoruz. İleride
arazinin kapısı var. Şifreli açıp içeri girebilirsiniz. Biz buradayız. Tamam abicim, geliyoruz. Tamam. Bir... Evet, evet tamam. Sizin Hanım. Tamamdır, Burak Bey'e görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Yol taşlı ama bizim Smart bile çıkabiliyor bu yoldan. Ya bundan daha kötü yollar gördüm. Şurada görüyor musunuz? Yaklaştırayım mı? Dur, ağaç kapadı. Oraya doğru gidiyoruz. Kabane şifresi var değil mi burada şimdi? Evet. Kapat. Buraya geliyorsunuz. Burası çok güvenliymiş. Şifreye giriyoruz. Kendi arazimize giriyormuşuz gibi lan. Şifre var ve sürekli kamerayla izleniyor. Ya olaya bak. Evet, kilidi takıyoruz geri. Şifreyi bozuyoruz. Ya bu yol muhteşemdi, yani muhteşemdi. Geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Dünyanın ilk çık arabası herhalde. Evet. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Nasıl geldiyse daha havada karabiberim yok bize. Evet. Keyifli her yerinde. Çok iyiyiz. Çok keyifli bir yolla geldik, biliyor musunuz? Evet. Mükemmel bir yol burası. Ne kadar güzel. Bayıldık. Bunu duymak çok güzel. Bayıldık. Bugün engelsiz evimde kalacağız. Hanif Hanım elleriyle toplamış. Kendisi bir de böyle sarmış. Eline koluna daha sağlık ablacığım. Teşekkür ederim. Çok hazırladım sizi. Çok teşekkürler ya. Alayım. Mutlu oldun mu? Hep bu çiçekler geliyor sana. Çok güzel. Evin içine bakalım o zaman. Hadi bakalım. Çok şık. Çok iyi değil mi ya? Süper. Banyo da çok tatlı. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Çok güzel. Şaşırdık. Ha? Vallahi şaşırdık. Şimdi engelli misafirlerimiz için tasarladığımız bu evimizde kolaylık olsun diye alt katta bir yatak düşündük. Hani ailesi, çocukları, arkadaşları olabilir diye de üst kata da bir yatak koyduk. Bu şekilde güzel bir tatil geçirebileceğini düşünüyoruz. Mükemmel. Yani onlar için rahatlık olabileceğini düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Çok empatik bir davranış. Şurada geniş bir yatak varken... Ya... Şimdi piramit 2'ye gidiyoruz. Hadi. Burada birçok farklı seçenekte bungalov var. Burası piramit kaçtı? 2'ydi değil mi? Bu da gayet şık, salıncağı olan. Aslında Instagram'da en çok gördüğümüz bungalov. Bu değil mi? Hı. Şu anda burada kalanlar olacağı için yukarı çıkmıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 4 ay önceden rezerve oluyor ve hepsi full dolu. O yüzden biz bir orada bir de orada kalacağız. Yer yok. Hanife abla, kaç demet gerekli? Ya 10 yaprak yeterdi şu anda. Ayva ağacının yapraklarından sabah çay yapacağız. Şu an çok mutlu. Fındık ve taze mısır hediyemiz var. Oo, süt. Süt gibi süt. Çok iyiymiş. Hı-hı. Saçının arkası mohikan gibisin ha. Kızılcık ağacından da kızılcıkları toplayıp çay mı yaparız? Ne yaparız? Çay yaparız, yeriz.
Şimdi biraz etrafı gezelim. Biz tabii biraz dağıttık ama şöyle bir soba var. Harika. Burak bu arada dışarıda mangalı hazırlıyor. Burada buzdolabı var. Bulaşık makinesi bile var. Ocak, her şey var. Tabii ki siz yemeğinizi kendiniz getiriyorsunuz. Burada yemek hizmeti yok. Engelliler için giriş katta hemen geniş bir yatak var. Aileleri yukarıda kalabilir diye. Çok empatik bir yaklaşım. Ve her şey ona göre yapılmış. Burada tekerlekli sandalye rahat geçsin diye. Tuvalet ona göre dizayn edilmiş. Tertemiz. Burada yine duş. Hiçbir engel yok. Üst kata çıkalım. Ya manzara çok iyi. Burada da şahane bir yatak var. Güneş çok güzel batıyor. Ateşi yakmak için çalı çırpı toplayalım. Yarın kalacağımız yer daha da uzakta. Tamam. Canımcığım. Sen bunu yaparken ben gideyim mi? Olur. Ne yapacaksın sen? Türkistan pilavı. Ha, onu hazırlayayım mı? Tamam. Ben senden ne istiyorum? Ben sana bir şey istemiyorum. Tamam, geliyorum birazdan yanına. Geleceğim mi? Geleceğim. Yardım açayım sana. Havuçları, soğanları ben keserim. Ya. Sen yıka, geliyorum ben. Tamam. Burada yemeğinizi kendiniz yapıyorsunuz. Burada yemek hizmeti olmadığı için her şeyinizi alıp gelin deriz. Şu şey, kapağını açsana. Şu kapağını çabuk çabuk çabuk. Yukarı doğru kaldırıyorsun kolu. Görüyorum. Görüyoruz. Hadi yavrum. Burak sobayı yakarken ben de... Ne oldu lan? Burak. İki tane soğan. Ondan sonra havuçları birazdan kestiğimi göreceksiniz. 4-5 tane havuç yeterli. Yandı mı? Yanmış. Süper. Bu arada soğanlar pembeleşinceye kadar burada kavrulacak. Ben pirinç olarak basmati pirinç kullanıyorum. Bire bir ölçü oluyor. Çok iyi oluyor. Havuçlara geçeyim. O zaman bir de çay suyu koyalım. Çayımız var mı bizim? Var. Ha? Ay, sobanın üstüne koyacağım. Çok iyi ya. Şimdi. Et zamanı. Evet. Eğer ki tavuk kullanacaksanız önce havuç. Şöyle şöyle kestim. Şöyle şöyle. Önce havuç eğer tavuksa. Eğer kuzu ya da dana eti ise önce et. Yani soğandan sonra eti koyuyoruz. Biz yarım kilo aldık. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Et de suyunu salacak. Sonra biraz çekecek. Havuçları koyacağım. Ben bir şeye bakıp gireyim. Patlıcanlara. Yorulmuşlar da yarılmışlar. Bal olmuşlar, bunlar bal olmuşlar. Şimdi etimiz hazır. Bu soğanlar hep eriyecek, merak etmeyin. Şimdi 4 tane, aslında 5 tane ama 4 siz deyin. Çünkü küçük de havuçlar. O havuçları böyle çubuk çubuk kestim. Onları katıyorum. Sevginizle beraber. Ondan sonra... Oğlum ben bu yemeğe çıldırıyorum ya, çabuk ol. İyi, çabuk dök şunları. Sonra bu biraz daha piştikten sonra salça katacağız. Sonra suyunu katacağız. Sonra da pirinci katacağız. En sefer işini görelim.
ense tıraşını da gördükten sonra yine de devam edebiliriz. Ya aman Allah'ım. Şimdi sobayı aldık, pilavı. Ya çok heyecanlıyım. Çünkü sobada ilk defa yemek yapacağım. Bir 5 dakika sonra suyu bence, katalım. Bence süper olacak, biliyor musun? Burada da bunlar hazırlanırken bir dön de ense tıraşını görelim. Ya Burak. Pilavdan sonra şöyle. Şimdi bir kaşık biber salçası, bir kaşık da domates salçası. Ama az koyuyorum çünkü bunlar organik. Bahçeden organikten inanılmaz yani yoğun. Böyle yoğun salça görmedim. Sıra sarımsaklar değil mi? Bunlar da taş köprüden ha. Çok çok güçlü yani. Birebir ölçüde suyumuzu da koyduk. Şimdi havuçlu olduğu için bu pilav, tuzu normalin iki katı gibi bir şey koyuyorsunuz. Birazdan da sarımsaklar geliyor. Sonra bir 20 dakika demleyeceğiz. Yani su kaynadıktan sonra, ama kaynadı mı? Birazdan kaynayacak. Sonra zaten en kısıkta soba sağ olsun. Bir 20-25 dakika sonra da pilav tamam. Birileri salata yapıyor. Baksana şuna. Allah. Paniyo bravo. Çok iyi. Birinin romantikliği. Tuttu mu? Salatalar muhteşem görünüyor Burak. Ellerine sağlık. İşte bir de şu tüfekçiler onlar. Birazdan bitecek onlar da. Bak onlar olmasa şöyle bir dinleyin. Çok iyi ya. Böyle ışıkları da var. Şimdi deminkiler tüfek değilmiş. Bir tüple yapılıyormuş bu düzenek. Domuzlar varmış fındıklara dalmasın diye. Sabaha kadar düzenli karşı köyün aldığı tedbir. Dur patlayacak şimdi. Patlamayacağı tuttu deminden beri. Ben montaj yapayım. Tamam. Ve havlular kişiye özel paketlenmiş. Pandemiye uygun. Süper. Bu arada pilav normalin 3 katı sürede mi ne pişti? Sobadan dolayı herhalde. Ama normalde 20 dakikada pişiyor. Hazır mıyız? Ben hazırım. Ben de hazırım. Hoppa. Evet, şöyle salatalarımız, közlenmiş falanımız filanımız. Açıyorum. Aç. Allah. Yapmayı değil, hadi koy. Hadi. Şimdi. Evet, acı. Tamam, yeter. Niye? Acı değil mi birazcık bu? Bu da... Nedenli ya? Şimdi normalde böyle olmuyor. Tane tane oluyor benim pilavım. Sobanın üstünde normal 3-4 katı sürede pişince su ekle biraz lapa oldu. Şövle deniyor buna Orta Asya'da. Aslında ben şövle yemeği yaptım. Şövle? Şövle. Ama çok güzel olmuş. Ayıp evet. Söylemesi ya. Ben hiç sobada yapmadım bunu. Sobanın üstünde. Bakalım nasıl olacak, gideyim. Patlarsa? Yok. Öyle değil. İşte doğada hiçbir çöpünüz çöp olmuyor. Burada havluyu da böyle astık. Anneannemin evinde de yapardık bunu. Bakalım nasıl olacak. Nasıl ama? Soğudu ateş. Dışı soğudu yalnız ha. Bayağı soğudu. Sen, bu be. Burak, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hüseyin abinin de iyi varmış. Nasıl oluyormuş flaşlar altında?
Ya sobanın üzerinde güzel oluyormuş. Hı? Çok güzel ya. Bu yerli atalık tohum değil mi? Hı hı.